Emin Çöleşan, Sözcü Gazetesi, Kurtar Bizi Apo. Sevgili okurlarım, sadece kendi adıma söylüyorum. 47 yıllık gazeteciyim ama Türkiye'de olup bitenleri ben anlamıyorum. Aklım, mantığım ve 47 yıllık gazetecilik deneyimlerim bana seslenir gibi oluyor. Ustam, sen bu işlerin daha başındasın. Neler olduğunu anlaman için 10 fırın ekmek yemen gerekir diye çağrıda bulunuyor. Bu sesleri duydukça şaşırıyorum. Apo 1999 yılında yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti. Yargılandı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Uzun yıllardan bu yana İmralı'da tek başına yatıyor. Orada tam bir tecrit altında. En yakın akrabalarıyla görüşmesi bile asla söz konusu değil. Türk toplumu onu artık unutmak üzereydi. Biz tam bunları düşünürken ortaya yeni gelişmeler çıktı. Devlet Bahçeli Meclis'e Dem Parti sıralarına gelip yumuşak mesajlar verdi. Kendisinden hiç beklenmeyecek bir biçimde barış çubuğu yaktı. Hiç kuşkum yok. Bu barış çubuğu talimatı kendisine amiri durumunda olan Recep Tayyip tarafından verilmişti. Sen git onlara da bir nabız yoklaması yap. Bakalım ne diyecekler? Sıcak bakacaklar mı? Devlet Bey kendisine verilen bu görevi yerine getirdi ve aynı gün Amirine tekmil verdim. İyi karşıladılar Sayın Cumhurbaşkanım. Bu işin üzerine beraberce gidebiliriz. Recep Tayyip'in kafasında sadece iki sorun var. Bunlarla yatıyor, bunlarla kalkıyor. Partisi filan onun için hiç önemli değil. Cumhurbaşkanlığına üçüncü kez nasıl aday olabilirim? Bu ortamda Kürtler bana oy vermez, onları nasıl kafa kola alırım? Çok büyük olasılıkla Devlet Bey ile Recep Bey belli konularda kendi aralarında uzlaştılar. Kürt seçmenlere yakınlık gösterilecek ve işin en önemli boyutuna geliyorum. Bu iş için gerekirse APO da kullanılacak. Bu nedenle bu yazının başlığını Kurtar Bizi APO koydum. Zira kurtarırsa o kurtaracak. Onun İmralı'dan vereceği direktifler son derece önem kazanacak. Evdeki hesapları çarşıya uyduğu takdirde farklı şeyler de olacak. Özgür Özel önümüzdeki hafta Doğu ve Güneydoğu turuna çıkıp mitingler düzenleyecek. Bu arada demli belediyeleri de ziyaret edecek. Dikkat ediniz, Kürt seçmenlerin oyları giderek önem kazanmaya başlıyor. Orkestranın şefi Apo bakalım neler diyecek. Devlet Bahçeli bile bu gerçeği artık gördüyse bize söyleyecek bir şey kalmıyor.